Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Sel Derneği, savaş alanına çevirdiği yardıma koşan ilk ülke Türkiye oldu. Değerli izleyenler, Libya'da Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketi ülkenin doğusundaki kentlerden en çok derneği etkiledi. Kuzeyde Akdeniz ve güneyde Cebel Ehtar tepeleriyle çevrelenen, ortasından vadi geçen derneğin selde uğradığı zarar diğer kentlerin çok üstünde. Çöken barajlarla birlikte evler ve araçlar enkaza dönerken binlerce kişi de hayatını kaybetti. 100 bin nüfuslu kentin 4'te 1'i haritadan silindi, tarım arazileri sular altında kaldı. Kızılaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 11'e ulaştığını bildirirken ölü veya kayıp toplam sayının 20 bini bulacağı tahmin ediliyor. BM Uluslararası Göç Örgütü Libya Temsilciliği sel felaketine ilişkin yayımladığı raporda derneğe yerinden edilenlerin sayısının 30 bin olarak tahmin edildiğini, ancak bu sayının muhtemelen daha yüksek olduğunu ifade etti. Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe sel felaketi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çaresinde bulunmuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.